أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun kıymetli dostlarım. Bugün sizlere Leyl suresini anlatmak istiyorum. Leyl suresi ismini ilk ayetinden alıyor. Gece anlamına geliyor. Cenab-ı Allah geceye ve gündüze yemin ederek başlıyor. وَالْلَيْلِ اِذَا يَهُشَى Yemin olsun bürüyüp örttüğünde geceyi. وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى Aydınlandığında gündüze. Yemin olsun bürüyüp örttüğünde geceye. Aydınlandığında gündüze diye Cenab-ı Allah yemin ediyor. Yemin etmesinin sebebi bu gece ve gündüzün bizim hayatımızdaki önemine vurgu yapmak, bu gece ve gündüzün düzenli olarak ve hiç şaşmadan ardı ardasına gelmesi, Elmalı başka bir hikmet dile getiriyor. Mesela gecenin önce zikredilmesi, İslam karanlığı, zulmü, küfrü gece temsil etmiş oluyor. Gündüz de İslam'ı temsil etmiş oluyor. Yani karanlıklar içindeydiniz. İslam geldi, Kur'an geldi, sizi aydınlığa çıkardı gibi bir
işari manada veriyor. Elmallı Hamdi yazır. Cenab-ı Allah önemli şeyleri anlatmak istediğinde, önemli mesajlar vermek istediğinde değer verdiği şeyler üzerine yemin ediyor. İşte bu da bunlardan bir tanesi kıymetli dostlarım. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى Erkeği ve dişiyi yaratma fiiline yemin ediyor Cenab-ı Allah. Buradaki erkeği ve dişiyi yaratmasını yemin etmesi Cenab-ı Allah'ın her bütün varlığın erkek ve dişiden oluşması ve dolayısıyla bütün varlığı burada kastediyor. Cenab-ı Allah'ın kudretine, sanatına, yani bu kadar varlığı en ufak inceliklerine kadar en mükemmel şekilde yaratmasına yemin ediyor ve bunun üzerinde bizi düşünmeye davet ediyor. Ondan sonra inne sa'yekum leşatta, elbette çabalarınız farklıdır. Bütün insanlara Cenab-ı Allah aynı nimeti veriyor. Güneş herkesin üzerine doğuyor. Yeryüzündeki bitkilerden, faydalı şeylerden herkes istifade ediyor ama herkesin işi farklı. Herkes farklı bir hedef doğrultusunda çalışıyor. Farklı bir yere varmaya çalışıyor. Kimisi Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına riayet etmeden cehenneme doğru yol alıyor. Kimisi de cennete doğru yol alıyor. Bu insanların işlerinin çeşitli olması konusunda tevhid Cenab-ı Allah'ın birliğine işaret olduğunu da söyleyenler var. Yani işleriniz çeşit çeşit ama bunların, yani hayatınız paramparça olmuş. Bunlar arasında bir birlik yok. Ama olması gereken hayatınızda tevhidin olması, birliğin olması ve bu inanç ve ideal birliği etrafında hayatınızı düzenlemeniz gerekiyor diye bir mesaj veren de var tefsirciler arasında. فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى Artık kim cömert davranır, günah işlemekten sakınırsa وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَى Bunların güzel karşılığına inanırsa فَسَنْوَيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Biz onu işin kolayına yönlendiririz. Müşrik asıl saadet döneminde, yani cahiliye döneminde müşrikler çok zengin oldukları halde çok cimrilik yapıyorlarmış. Bunların hepsi öyle değil tabii ama başkasını düşünme diye bir şey yok. Verenler de yani Allah rızası için değil, şanım yürüsün diye veriyor. Dolayısıyla Cenab-ı Allah burada müşriklerden bir cimriyi, Müslümanlardan da takva sahibi, cömert bir insanı örnek vererek bizi de cömert olmaya davet ediyor. Buradaki cömert kişi kim? Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, başta Bilal Habeşi olmak üzere birçok köleyi satın alarak özgürlüğüne kavuşturmuştur. Müşrikler buna şaşırıyor tabii. Yani kimisi de kulp takıyor, bir menfaati var diye düşünüyor. Ümeyye bin Halef mesela, o da çok cimriymiş. Buradaki cimri kişinin de o olduğu iddia ediliyor. Dolayısıyla bize burada verilen mesaj, kim cömert davranır, günah işlemekten sakınırsa ve saddaka bil husna, husnayı tasdik ederse, buradaki husnanın ne olduğu birçok şekilde yorumlanmıştır. Kelime-i şehadettir, kelime-i tevhiddir, İslam'dır, namazdır gibisinden. Burada cennet de olabilir. Yani ama burada husna insanların yaptığı işin karşılığını Allah'tan beklemesi. Mesela
güzel bir iş yaptığında bunu mutlaka karşılığının güzel bir şekilde alacağına inanması şeklinde de anlayabiliriz. Hepsi de mümkündür. فَسَنْوَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ayetini, biz onu işin kolayına yönlendiririz ayetini şöyle anlamak mümkün. Başka bir ayette فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا. İşte kıyamet gününü Cenab-ı Allah böyle anlatıyor. Hesap gününde, kıyamet gününde bazılarının hesabını kolayca görürüz. Ve yan galibu ile ehli mesrura, sevinçli bir şekilde ailesine döner. İşte tabii iyiliğin karşılığı budur. Bu ayet bunu gayet güzel anlatıyor. Ve emmâ men bekhile ve istagne, ama kim cimrilik eder, kendisiyle yetinirse, istiğna ederse, kendi, yani ben kimseye muhtaç değilim, her şeyi ben başarabilirim, her şeye sahibim gibi duygusuna kapılırsa ve kezzebe bil husne ve güzel karşılığı da yalanlarsa, yani iyilik yapsam ne olacak ki? Malım azalacak. Bunun karşılığını da güzel bir şey ne olabilir ki gibisinden, yani mükafata inanmamak şeklinde anlamak lazım burayı. Ve İslam'ı reddetmek, İslam'ın vaat ettiği cenneti ve cehennemi yalanlamak şeklinde de anlayabiliriz. فَسَنْ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, biz onu zora hazırlarız buyuruyor Cenab-ı Allah. Zor nedir burada? Usra cehennemdir diyor. Tabii cehennem. Yani insan kendi amelleriyle mükafata ve cezaya inanmadığı için cehenneme sürüklenir ve orada ne olur? Bu cehennemi kolayca kazanır ama sonucu çok ağır olur. Cehennemin azabına katlanmak zorunda kalır. وَمَا يُغْنِ عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّ, kabir çukuruna düştüğü zaman da malı kendisine hiçbir fayda vermez. Biriktirir, biriktirir, biriktirir. Buradaki teraddayı kimisi yok olmak, helak olmak şeklinde de anlıyor. Kimisi de çukura yuvarlanmak, yani kabire yuvarlanmak şeklinde de anlayanlar var. Yani kabire düştüğümüzde her iki anlamda da, kabire düştüğümüzde öldükten sonra işte bu mal, mülk hiçbir fayda vermez. Çalışır, çalışır, dünyada bırakır, gider. Halbuki Allah yolunda veren ise bunun mükafatını ahirette alır. Çünkü ahirette bunun karşılığını alacağına inanmıştır. İşte buradaki püf nokta bu. Buna inandığı için de Cenab-ı Allah ona karşılığını verecektir. İnne aleyna lel huda, doğru yolu göstermek bize aittir. Cenab-ı Allah böyle buyuruyor. Bizim hidayetimizi isteyen ve onu talep yolunda çaba gösteren kimseyi hidayete erdirmek bize düşer. Demek istiyor Cenab-ı Allah. Yine başka bir yoruma göre, ki İmam Maturidi'nin yorumları bunlar. Hidayeti bulup da onu seçen ve hayatını o şekilde sürdüren kimse için vaat ettiğimizi gerçekleştirmek bize düşer. İmam Maturidi'nin iki yorumda. Yani hidayet isteyene Cenab-ı Allah'tan başka hidayet edecek yoktur. Bir de mükafata inanarak yapana biz vaat ediyoruz. Bu mükafatı vermek, cezayı vermek de bize düşer. Ve inne lena lel ahirete vel ule. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. Şimdi günümüzde ahireti Cenab-ı Allah'a, dünyayı da insanlara mal etmeye çalışanlar var. Halbuki bu yanlış. Dünya da, ahiret de Allah'ındır. Yani dünyayı da biz, dünyayı ahireti kazanmak için
bulunuyoruz. Dünyada ahireti kazanmak için bulunuyoruz. Dünyada yani bütün yaptığımız iyilikleri karşılığını alacağız ama ahirette. Bu dünyada da yaptığımız iyiliklerin bize dönüşü olacak. Yani dünyayı yaşanabilir bir hale getirmemiz de bizim gerekiyor. Cenab-ı Allah dünyayı mamur etme görevi de bize veriyor. Dolayısıyla yaptıklarımızın karşılığını ahirette evet bulacağız ama bu dünyada da aslında yaptığımız şeylerin karşılığını buluyoruz. Yani dünya şu anda yaşanması hale geldiyse bunda kimin suçu var? Dünyayı yaratılış amacına uygun olarak kullanmayan biz insanların suçu var. Konuyu dağıtmak istemiyorum. فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Böylece alev alev yanan bir aleve karşı sizi uyarmış bulunuyorum buyuruyor Cenab-ı Allah. فَاَنْذَرْتُكُمْ sizi uyarıyorum, uyardım. نَارًا تَلَظَّى alev alev yanan bir ateşe karşı sizi uyardım. لَا يَسْلَاهَا اِلَّا الْاَشْقَى الَّذ۪ي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. O ateşe ancak gerçeği yalan sayıp sırt çeviren isyankar kişi girer. O ateşe la yaslaha illa al-ashqa allazi kazzaba wa tawalla. Uşaki, o isyankar, yalanlayan ve sırtını dönen. Kim bunlar? Bunlar neye isyan ediyor? Şaki Allah'a isyan ediyor. Allah'ın dinini yalanlıyor ve Allah'ın dinine, emir ve yasaklarına sırtını dönüyor. Burada İmam Maturidi bunların kafirler ve müşrikler olduğunu söylüyor. Ama hariciler ve muteziler büyük günah işleyenlerin de buraya dahil olduğunu. Çünkü büyük günah işleyen insanların Allah'a isyan ettiğini, Allah'a verilen sözü yerine getirmediğini söylüyorlar. İmam Maturidi de diyor ki büyük günah işleyenler elbette Cenab-ı Allah onları da cehenneme sokabilir. Ama bunlar bu ayette alev alev yanan cehennemde değil, daha üst katlarda olabilir. Yani biliyorsunuz münafıklık imanın en kötü derecesi. Ve işte cehennemde de en alt tabakayı ve en şiddetli azabı görecek olanlar onlar. Onun üstünde derece derece insanların inanç ve amellerine göre farklı kapıların, katların olduğu rivayetleri var. İşte Müslümanlar onların yanında olmayacak diyor İmam Maturidi. Ama isterse Cenab-ı Allah affedebilir diyor. İsterse ceza verebilir diyor. Ama hariciler ve mutezileler, mutezili böyle düşünmüyor. İnanmak yetmez. İnandığı şey yapması gerekir. Allah vaat ettiği şeyi yapması gerekir diyor. Bu tabii uzun bir tartışma, ayrı bir tartışma konusu. Ve seyyucennebuhel etkallezi yu'ti ma lehu yetezekke. Malını Allah yolunda verip arınan takva ehli ise ondan uzak tutulur. Cehennemden uzak olmanın yolu malını Allah yolunda vermek ve temizlenmek. İşte burada bu rivayetin Hazreti Ebu Bekir için olduğu rivayet ediliyor. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. Onun üzerinde birine ait olup karşılığı verilecek bir lütuf yoktur. Yani yaptığı işi bir iyilik karşısında değil de sırf Allah rızası için yapar. Şimdi nitekim Hazreti Ebu Bekir öyle yapmıştır. Yani bir şey bekleyerek değil, sırf Allah rızası için köleleri satın almıştır. Malı ve hürriyetine kavuşturmuştur. İlle ibtiga evecihi rabbihil a'la, ancak yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir. Biz de öyle vermeliyiz. Yani mesela bundan hareketle İmam Maturidi diyor ki birisi bize bir iyilik yaptı, minnet borcumuz var. Bunu eğer hesaba katarak zekatımızı ona verirsek bu geçerli değildir. Yani minnet altında olmadığımız, tamamen Allah rızasını gözettiğimiz birisine vermemiz lazım diyor. Bak, inceleye dikkat edin. Ve le sevfe yarza, bu hoşnutluğa da mutlaka erecektir. Cenab-ı Allah
bu Allah rızası için malını veren, zekatını veren kimseye onu razı edinceye kadar nimet verecektir diyen de var. Ve Allah-u Teala ondan razı olacaktır diyen de var. Her ikisi de uygun. Cenab-ı Allah bu muhteşem sureden istifade etmeyi, çok veren cömert kullarından olmayı, takva ehli olmayı, günahlardan uzak olmayı, cehennemden uzak olmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Ahir ve akıbetimizi hayırlı eylesin. Allah'a emanet olun kıymetli dostlarım.